benim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Sağ ol. Doğan. Komutan müsait mi? Müsait komutan. İyi. Nasıl aranız? Ya iyi adam da yani bizim frekans tutmadı komutanım ya. Ha, tutmadı diyorsun. Tutmadı. Yani ya komutanım adam yüzümüze bakmıyor ya. Ya bak Allah seni inandırsın komutanım. Ben kendim burada durayım. İçeriye olduğunu göndereyim. Ha. Anlamaz ha. Vallahi fark etmez komutanım. Siz anlaşamamışsınızdır oğlum. Siz anlaşamamışsınızdır. Herkes farklı farklı. Takma kafana. Bu da olabilir tabii komutanım. Komutanım Kobuz Albay'dan haber var mı komutanım? Yok. Ya yemin ederim ben de kirişi kırayım diyorum komutanıma. Vallahi aklıma gelmiyor değil yani. Kirişimi kırayım diyorsun. He. Ne diyorsun oğlum sen? Kırarım senin kafanı ha. Niye kırmıyorum biliyor musun? Sen şimdi Kobuz Albay'ın emaneti oldun ya. Ona şükret. Ne demek lan tüyeceğim? Ne bileyim öyle ağzımdan çıkıverdi komutanım yapacağımdan değil yani. Neyi duymayayım bir daha? Emredersiniz komutanım. Bak gör şimdi nasıl insanlarla anlaşılıyor. Bak. Gel. Komutanım bunlar timin uçuş bilgileri, paraşüt eğitim raporları, silah zimmetleri, özlük ve mesailer komutanım. Bunları neden tim komutanı getirmiyor? Kobuz Albay varken hep ben getirirdim komutanım. Burada ne yazıyor üstü eminim? Sami Araz yazıyor komutanım. Evet. Kobuz yazmıyor orada öyle değil mi? Bunları bundan sonra bana tim komutanı getirsin tamam? Emredersiniz komutanım. Bir daha da kafanıza göre iş yapmayın. Yok komutanım. Bizim bir şey yaptığımız yok. Kobuz Albay böyle isterdi. Çık dışarı. Komutanım yanlış anladın. Üsteğmenim. Dışarı. Emredersiniz komutanım. Komutanım hayırdır? Yüzün kireç gibi olmuş ya. Tamam, tamam. Ben size Kobuz Albay'ın emanetiyim komutanım. Komutanım. Şey diyeyim mi? Yeni komutanla işimiz var ha. Ne oldu? Ya raporları ben götürdüm diye kızdı bana. Bundan sonra sen götürecek misin? İyi o zaman bundan sonra ben götürürüm ne yapalım? Öyle de bak tadımız kaçacak ben sana söyleyeyim. Konumuz ayrı olsun. Kardeşim ben de sana şunu söyleyeyim. Kobuz Albay'ın iyi olduğunu öğreneyim. Sami Albay ne derse yapmaya razıyım ben. Onu söyle var mı haber? Adam yer yarıldı içine girdi ya. Gideceğim. Rahat. Hazır ol. Kayıt. Kılıç timi, 4 subay, 9 as subay, 3 uzman erbaşlı emir ve görüşlerinizi hazırladı komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yerine geçebilirsin yüzbaşı. Leri bak. Beni rahat da dinleyin arkadaşlar. Kılıç timi nerede? Gazinodalar komutanım. Ulan gitsek bir türlü, gitmesek bir türlü. Kalayım en iyisi ya. Komutanım, Sami Albay geliyor. Dikkat! Rahat yüzbaşım. Başım. Yarın sabah saatlerinde hareket edeceksiniz yüzbaşım. Tatvan Erciş hattında sel ve heyelandan zarar gören bölgeye gidip
Kızılay faaliyetlerine hassas koruma ifa edeceksiniz. Kızılay'a koruma mı komutan? Evet. Bir şey mi söyleyeceksiniz yüzbaşı? Yani komutanım, Kopuz Albay nerede bilgimiz yok. Temo, doktor hepsi dışarıda. Biz bu durumda gidip Kızılay'ı koruma mı yapacağız? Size görev mi beğendireceğiz yüzbaşı? Ne zamandan beri verilen emirler sorgulanıyor? Bu tim neden böyle acaba yüzbaşı? Bu laçkalığın sebebi nedir? Komutanım sadece... Yeter yüzbaşı, yeter. Eğer bir itirazınız varsa savunmanızı ve raporunuzu yazın. Eğer yoksa verilen emirleri yerine getirin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bir şey daha. Üsteğmen Serdar Türkmen. İkinci bir emre kadar. Hiçbir harekata katılmayacak, hiçbir operasyonda yer almayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hiç kimse ağzını açıp bir şey sormasın, bana beynimden ateş çıkıyor. Beyler yarın sabah hareket var, hepiniz hazır olun. Serdar Üsteğmen, sen hariç. Sen burada kalıyorsun. Niye be ben... Serdar, soru yok. Emre uy. Hepiniz hazırlanın. Ben niye yokum ya? Ben ne bileyim, ben de anlamadım ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.